Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte et yemek tatlısı yapacağız. Ben videomu çekmeye başlamadan önce et yemeklerimi bir borcama dizdim. Ardından 1,5 bardak şekerimi tavaya attım. Ben biraz şekerlerimi karamelize edip şerbetimi o şekilde hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi şekerimiz yavaş yavaş karamelize olmaya başlıyor. Bu burada hazırlana dursun. Şimdi şekerimize ilave 2 su bardağı da şerbetimizi hazırlıyoruz ilk önce. Şerbeti 2 su bardağı da su ekleyeceğiz şekerimize şimdi biraz da. Gördüğünüz gibi şekerlerimiz karamelize oluyor. Şöyle karıştırayım. Ardından muhallebisini yapacağız. Şerbetimizi hazırlayacağız, dökeceğiz ve muhallebisini yapacağız. Gördüğünüz gibi şekerimiz, karamelimiz hazırlandı aslında. Şöyle göstereyim. Ben hiç kaşıkla değdirmiyorum. Isınmış tavaya bu şekilde şekerimi karamelize ediyorum. Ocağımın altı kısık şu an. Ardından 2 su bardağı suyumu şekerimin üzerine ilave ediyorum. Şöyle göstereyim. Kusura bakmayın, biraz buhar oldu. Gördüğünüz gibi şimdi bunlar bu şekilde burada kendi halinde şerbetim hazırlanacak. Ardından muhallebisini yapacağız. Arkadaşlar muhallebisi için ben 6-7 yemek kaşığı, hani muhallebinin şekerli olması biraz da isteğe bağlı, 7 yemek kaşığı yapın. Bu yeterli oluyor. 7 yemek kaşığı şekerimiz. Ardından 6 kaşık diyeyim. Yaklaşık 6 kaşık tepeleme koydum ben. 6 kaşık un ilave ediyoruz ve 2 tepeleme de mısır nişastası koydum. Bunlarımızı şimdi 1 litre sütün içerisine atacağız ve karıştıracağız. En son muhallebimizin altını ocağa kapattıktan sonra bir paket vanilya ve biraz da tereyağı ekleyeceğim. Önce şerbetimizi hazırlayalım. Ardından hep birlikte muhallebimizi yapalım. Şerbetimiz gördüğünüz gibi şekerimizi karamelize etmiştik. O yüzden rengi görüyorsunuz. Birazdan kaynayacak. Ve gördüğünüz gibi direkt ortasında kalan şekerler de eridi. Şöyle yapayım. Şöyle göstereyim ben size. Şerbetimizin rengi şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi et yemeklerimizi ben zaten borcama sıralamıştım. Şerbetimiz hazırlandıktan sonra birkaç dakika böyle havalanmasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi şu an şerbetimiz hazır. Şerbetin şeker yoğunluğunu da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi muhallebisine de 7 kaşık kattığım için 1,5 bardağın yeterli olacağını düşündüm. Zaten 1,5'e 2 şerbet oranında birçok tatlıda olduğu gibi et yemek tatlısında da 1,5'e 2 oranımızı kullanacağız. Gördüğünüz gibi şerbetimiz hazırlandı. Ben şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Ve şerbetimi böyle birkaç kez böyle karıştırıyorum ki o ilk sıcaklığını ve buharını atsın istiyorum. Çünkü bu şekilde çok sıcak bir şekilde et yemeklerin üzerine dökersek şerbetimizi, et yemeklerimiz hamur olabilirler. Şöyle biraz havalandırıyorum sıcaklığı gitsin diye. Tabii bunu ocaktan olarak yapabilirsiniz. Şu an ocağın altı sıcak olduğu için ben ocaktan almayı tercih etmedim şu an. Burası iyi benim için. Gördüğünüz gibi şerbetimizi havalandırıyoruz. Biraz soğusun istiyorum. Tabii bunu şerbetimizi et yemeklerin üzerine bir kepçe yardımıyla da eşit bir şekilde dağıtabiliriz ama ben tencereden direkt döküyorum.
Hepsi eşit bir şekilde ıslanıyorlar zaten, sıkıntı olmuyor. Arkadaşlar, şerbetimizi bir 3-4 dakika soğumasını sağladık. Çok sıcak bir şekilde dökmüyoruz. Ardından şu şekilde göstereyim. Etimeklerimizin üzerine şerbetimi gezdiriyorum. Şöyle. Hepsinin üzerine gelecek şekilde şerbetimi gezdiriyorum. Zaten biraz bekleyeceği için şerbeti de çekecek zaten. Hepsine geldi gördüğünüz gibi. Şimdi etmeklerle şerbetimizi buluşturduk. Bu arada bu şerbetimiz etmekler şerbetini çekinceye kadar biz de bu arada muhallebisini hazırlayalım hep birlikte. 1 litre inek sütü kullanıyorum. 800 mililitre olduğu için ben 200 mililitre daha alacağım. Şöyle 200 mililitre daha sütünü ilave ediyorum. Ardından az önce size saydığım gibi 6 yemek kaşığı şekerimi, ocağımızı da açalım. Ocağımız orta ateşte, çok harlı ateşte değil. 6 yemek kaşığı şekerimi sütüme, 1 litre sütüme ilave ediyorum. Ben bunları yavaş yavaş şöyle yapayım. Böyle mikserle yavaş yavaş karıştırıyorum. Çünkü şimdi muhallebiye unu eklediğimizde tür tür unlar kalmasın istiyorum. Ardından diğer malzemelerimizi de muhallebimize yavaşça ekliyorum. Şu şekilde. Ve ardından muhallebimi güzelce çırparak karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu arada görüyorsunuz bu. Etmeklerimiz şerbetini hemen çekti. Şimdi ben muhallebimi yapıncaya kadar onlar bekleyecekler. Ardından muhallebimizi hazırlayıp dökeceğiz üzerine. Sonrasında ben üzerine bir streç film çekip yaklaşık yarım saat, 45 dakika dolapta dinlendiriyorum ki muhallebisi güzelce çeksin diye. Tabii en son servis ederken üzerine kuru yemiş ekleyebilirsiniz. Bazen Hindistan cevizi ekliyoruz. Yani kendim ekliyorum. Bazen vişne koyabiliyorum. Bugün de yine servisini hazırlarız. Servis ederken süslemesini yaparız. Şimdi muhallebisini böyle çırparak, güzelce çırparak. Çünkü çırpmayı bıraktığım anda eminim ki hemen top top olmaya başlayacaktır. Güzelce çırparak muhallebimizi karıştırıyoruz. Muhallebimiz biraz kıvam almaya başladığında ben size göstereceğim. Yani çok basit ve pratik bir tatlı. Evde canınız tatlı çekti. Bir şeyler yapmak için çok da vaktiniz yok. Yani bir kurtarıcı gibi aslında. Hemen yapılıyor. Şu şekilde.
birazdan muhallebimiz, şöyle göstereceğim size de, birazdan kıvamanmaya başlar. Çünkü artık böyle mikserimde sütün yoğunlaştığını hissedebiliyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ben size şöyle göstereyim arabanın yoğunluğumuzun nasıl olduğunu. Gördüğünüz gibi şu an böyle biraz şöyle göstereyim. Yoğunlaşmaya başladı. Birazdan çırpalım. Ben çok koyulaşmadan, yani birkaç kez kaynadıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Çok yoğun olduğunu da çok sevmiyorum. Biraz dediğim gibi yaptıktan sonra dolapta çektiriyorum muhallebimi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, muhallebimiz artık yavaş yavaş kıvam almaya başlıyor. Hatta şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi artık muhallebimiz fokurdamaya başladı. Ben şimdi birkaç kez fokurdasın, ocağımın altını kapatacağım. Yoğunluğu görüyorsunuz artık, muhallebimiz oldu. Ocağımın altını kapatacağım. Tereyağı ve üzerine bir paket de vanilya ekleyeceğim. Bunun yoğunluğunu ben yeterli buluyorum. Tabii siz birazcık da yoğun isterseniz yoğunlaştırabilirsiniz ama ben biraz da dolapta çektireceğim için bu kadarının yeterli olacağını düşünüyorum. Şöyle şu şekilde göstereyim size. Şimdi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şu şekilde yoğunluğumuz. Şöyle göstereyim. Artık yoğunlaştı. Şöyle hemen üzerine bir paket vanilya ekliyorum. Ve ardından yaklaşık bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Daha parlak görünsün diye. Ve sonra güzelce karıştırmaya başlıyoruz. Şimdi vanilyamız ve içine eklediğimiz tereyağımız homojen bir şekilde karıştıktan sonra muhallebimi direkt etimek tatlılarının üzerine, şerbetini az önce döktüğümüz. Gördüğünüz gibi bu arada şerbetini de çekti. Döktüğümüz etimek tatlılarımızın üzerine muhallebilerini de dökeceğiz ve artık soğumaya bırakıp tatlımızı çektireceğiz dolapta biraz. Gördüğünüz gibi artık muhallebim de oldu benim. Şöyle göstereyim size kıvam. Çok yoğun bir kıvamda değil, akışkan bir kıvamda. Şöyle bırakayım. Ben yine az önceki gibi şerbetimi döktüğüm şekilde yine muhallebimi bu şekilde tatlıların üzerine gezdireceğim. Şöyle şuradan başlayalım. Daha sonra tabii biz spatula yardımıyla düzeltebiliriz. Tatlılarımın üzerine muhallebimi döktüm. Şöyle eşit dağılsın istiyorum. Gördüğünüz gibi hatta bir kaşık da şuraya ekleyeyim. Burası kalmış. Kenarı kaldı. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi İtmek tatlım şu an için hazır. Şöyle göstereyim size. Şimdi ben bunu muhallebisi soğuduktan sonra biraz tezgahın üzerinde dinlendireceğim. Ardından bir yarım saat kadar dolaba atacağım. Sonrasında dilimleyip servis edeceğim. Siz de bu şekilde evde kendinize hızlıca ekmek tatlısı yapabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin.